Ya ben dedim ki ben sana olacağım. Hadi el sallayalım. Hadi el sallayalım. Baba. Tamamdır. Bursa Büyükşehir Belediye'mizce projelendirilerek kent insanımızın değerli protokol kıymetli misafirler AK Parti İl Başkanımız Doğul Başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Başkanımız ilçe başkanları yardımcıları meclis üyeleri Bursa Dayanışma Muhtarlar Dayanışma Başkanı İdris Başkanım Osman Gazi Mutlular Dernek Başkanı Burak Başkanım, Demirtaş Mescidi Alanı açılışına hoş geldiniz. Demirtaş Mescidi Alanı yaklaşık 15 yıldır altı durumdadır. Ali Nur Başkanımız Demirtaş'ta bir kahve toplantısında bir rica etmiştik. O gün geldi, buraya gezdi başkanımız, Allah razı olsun. En kısa zamanda bu Demirtaş çimki ayağını tekrar da Demirtaş halkımıza, Bursa'mıza kazandırdı. Bu konuda Ali Nur Başkanımıza alkış rica ediyorum sizden vatandaş olarak. Ben öncelikle tüm hanımefendileri, beyefendileri, Demirtaş'ımızın çok kıymetli sakinlerini, alanda bulunan tüm dostlarımızı, başta AK Parti İl Başkanımız olmak üzere çok kıymetli meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, Muhtarlar Derneği Başkanımızı, hem Osman Gazi Başkanımız hem Bursa Başkanımız burada. Tüm hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi her şehrin bir unvanı vardır. Şehirle özdeşleşmiş bir konusu vardır. Ama konu Bursa olunca Bursa'ya her şey yakışıyor. Sanayi şehri Bursa, Osmanlı şehri Bursa, kültür şehri Bursa. Ama biliyoruz ki Bursa'ya en çok yakışan konulardan bir tanesi de
Yeşil Bursa. Maalesef son yıllarda Bursa bildiğiniz gibi maalesef diyorum şöyle çok hızlı ve hormonlu bir şekilde büyüdü. Evet büyümek güzeldir, ekonominizin, sanayinizin gelişmesi güzeldir ama bunun maalesef bir miktar olumsuz getirileri de var. İdare olarak bunları ne kadar toparlayabiliyoruz, ne kadar dönüştürebiliyoruz, ne kadar yeşille beraber bunları büyütebiliyoruz? İşin bu kısmı önemli. Açıkçası Bursa Büyükşehir Belediyesi bu dönem yeşil alanlarla alakalı hem de kendi bünyesinde tarım ağaçı marifetiyle çok önemli çalışmalara aracılık ediyor, öncülük ediyor. Kıymetli kardeşlerim, biz özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren sanayiyle, ticaretle, şehrin kültürüyle, sanatıyla, birçok konusuyla alakalı etkinlikler yapıyoruz. İşlevini kaybetmiş 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır atılan yerler var. Ben 19,5 yıldır belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz, abiniz olarak söylemek istiyorum. Bir şeyi yapmak inanın işin bir boyutu. Mesele onu yaşatmak, devam ettirmek önemli olan. Evet bundan yaklaşık 30 yıl önce Çim Kaya Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış bu alan. Ama 15 yıldır az önce kıymetli muhtarımın da söylediği gibi atıl durumdaydı burası. Ben buradan Erdem Saker başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine yaşı ilal edi biliyorsunuz. Sağlıklı hayırlı uzun ömür versin. Kendisini de buraya davet ettik ama müsaadesiz dedi ki ya ben gerçekten rahatsızım, keyifsizim, çok katılamam diye. O yüzden de kendisini üzmek istemedik. Selamlarını da ben bu arada iletmek istiyorum. Tekrar katıldığınız bu sıcak havaya rağmen bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vesile alanımız Demirtaş'ımıza, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ya Allah bismillah diyerek kudreti geçiyoruz. Bravo. Gel başkan kaymayacak mı? Eyvallah. Geliyorum. Düşmesin burada. Çekilmeyin. Ben çekilirim. Başkan mı? Heyecanlı. Buyurun böyle gelin isterseniz. Deneyimlemek isteyen herkesi çağırıyorum buraya yani. Harika. Teşekkür ederiz. Valla ihtiyacımız vardı böyle bir alana. Çok güzel oldu. Çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımla buraya geleceğiz. Çok güzel olmuş. İyi ki açılmış bu park. Çim Kaya çok güzel oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Demirtaş'ta böyle bir yerin açılması gerçekten güzel oldu. Hepimiz için güzel bir yer oldu. Burada kaydıraklar var, parklar var. Onun haricinde güzel ormanlık alanda gerçekten güzel bir yer oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Böyle güzel bir şey kurmalarına çok sevindim. Annem ilk önce benim Instagram'ım vardı. Oradan görünce direkt anneme söyledim. Annem de babama söyledi. İşte sonra biz de buraya geldik. Bayağı iyi bir yermiş. Beğendik. Açılmasını sevindim yani. Şimdi yeğenlerim gelecek, küçük yeğenlerim olacak. Bir de benden bir yaş büyük yeğenim gelecek. Onlarla beraber kayacağız. Ama bayağı eğlenceli gözüküyor. Evet, çok güzel bir ayenk bu. Öyle güzel ki. Biraz geç kaldı ama iyi oldu. Şey bulunmaz. Özelliği ve güzelliği bulunmaz. Bu değer dağlar, yeşillik, orman vesaire. Bak. İnsanlar ne güzel yemek yiyor. Çok güzel bir şey yani. Bizler için güzel oldu. Vatandaş için de güzel oldu. Bak piknik yapacaklar buralarda.
eğlence, her şey var burada. Olmaz olur mu? Baksana bu yollar, bak düzene girdi, güzellik oldu. Güzellik ve özellik, güzellik böyle olur. Bahçeye var diyemem, ayvaya nar diyemem, güzel alıştım çirkine yar diyemem. Şu dağın tazıları, çift gezer kuzuları, Mevlam bize mi yazdı şu kara yazıları? Kara koyun yazılır, kız seslerin sayılır, çıkma çardak başına, beni seni gören bayılır.